Abi harbiden korkuyorum. Recep... Ana! Ya da abi, abi, abi. Ben sanal dünya bugün. Bu gözlükle video çekenleri hiç anlamıyorum cidden. Evin içine güneş mi giriyor sen gözlüğü takıyorsun? Softbox'ın karşısına durup güneş gözlüğüyle çekebilirsin. Aslında onlar da Softbox gözlüğü takabilir. Öyle bir gözlük yaratabilirseniz takabilirsiniz. Tutup niye evin içinde güneş gözlüğü takıyorsunuz anlamıyorum. Neyse bugün Papi yani Papi Chulo. Zarts. Şaka yaptım. Tabii ki bizim korkunç Papi uzaylısının Minecraft'ta seed'ine gireceğiz. Çünkü çok gizemli olaylar var. Zarts. Çünkü çok gizemli olaylar var. Bu videoda sizlerden yardım isteyeceğim. Nasıl bir yardım? Bu videoda oyun oynamış olacağız. Bu videoda sizler de oyunun içine gireceksiniz. Şu şekilde. Videoda ilginç figürler falan var. Hani ben bunu yabancı kanaldan aldım. İspanyol arkadaşımdan olan kanaldan aldım. Bilenler bilir zaten eski videolarımda. Her neyse şimdi Papi Seed'inde gizemli olaylar var. Bunların hepsini teker teker sizlerle birlikte çözeceğiz. O zaman videoyu kaydedip like atmanı bekliyorum. Hadi yorumlar kısmında benim hakkımda yorumlarınızı belirtse seni çok mutlu olurum. Mesela Doğan abi seviliyorsun, kralsın falan tarzın. Ya da kendi içinizden olsun ya. İlla ben dedim diye yorum atmak zorunda değilsiniz. Ve bu videoda da anahtar kelime vereceğim. Yani anahtar kelimeyi bilenlerin hepsine kalp atacağım. Diğerlerine güzel yorum görsem onlar da kalp atarım. Neyse lafı çok uzatmadan, aslında çok uzattık ama Minecraft'ta Papi Seed'imize geçelim. Geçmeden önce videoyu kaydedip like at. Bu videoya 1000 like bekliyorum. Dostlar Minecraft açtıktan sonra oyna butonu bir kez basıyorsunuz ve ben basamıyorum, o da bir ayrı konu. Oyna basıyorsunuz, daha sonra yeni oluştur, yeni dünya oluştur. Evet, bekliyorsunuz burada. Dünyada çok önemli arkadaşlar, buraya Papi yazıyorsunuz. Papi şu şekilde ama. Papi, aynen. 2 P ile oraya çok dikkat edeceksiniz. Dünyada çok önemli arkadaşlar. Dünyada yanlış yazarsanız siz de yanlış olabilir. Onun için dünya adına çok dikkat ediyorsunuz. Başlangıç haritası açık olsun. Bonus sandık açık olsun. Zarts. Tamam, daha sonra zorluk normal olabilir. Ama siz yine de zor yapın arkadaşlar. Belki Papi denen ille normal modda gelmeyebilir. Evet, hayatta kalma olsun. Bu da yaratıcı modda olmasın. Tohum kısmına arkadaşlar bakın çok dikkat ederek küçük harfle başlıyorsunuz. Başlıktaki gibi değil. Papi. Şu şekilde bakın Papi. 2 P ile yine Papi. Daha sonra geri butona basarsanız eğer klavyeden çıkmış olacak. Evet. Simülasyon özelliği 6 öbekte kalabilir. Dost ateşi açık. Koordinatlar göster açık. Arkadaşlar hileleri etkinleştir. Burada açık tutmanız gerekli. Çünkü envanteri koruyu açmanız için hileleri açmanız gerekli arkadaşlar. Ve sizden ricam bu videoda gördüğünüz her ilginç şeyi dakikasını saniyesini belirterek yorumlar kısmında belirtmeniz arkadaşlar. Bakın çok önemli. Yanınızda bir içecek olsun. Kim lan o? Zarts. Neyse. Yanınızda bir içecek olsun. Kola olabilir, kahve olabilir ya da çay falan olabilir. Herhangi bir içecek olsun. İçecekle birlikte benim videomu izlerseniz çok mutlu olurum. Yani mutlu olmamın sebebi de gördüğünüz gizemli şeyleri sizlerle birlikte öğrenmem. Bu videoda sizler de varsınız. Sizlerle birlikte olayları inceleyeceğiz. Haritayı oluştur diyelim. Bakalım. Haritamız arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Gizemli ve karanlık bir bölgede doğuyoruz. Onu da fark ettiyseniz bilemiyorum artık. Umarım fark etmişsinizdir. Evet, burada bir tane kütüğümüz var yan yatmış. Yani bu burada arkadaşlar Papi'nin bakın ağacın üstüne doğmamız çok enteresan değil mi sizce? Papi'nin sizinle ağacın üstüne doğuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu Minecraft bilgisayar versiyonu olabilir, Xbox versiyonu olabilir, 1.8 hatta şöyle söyleyeyim 1.6'nın üstündeki Minecraft Pocket Edition versiyonlarında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sesim düzgün bir şekilde kaydediyordur. Her neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kütüğümüz bu şekilde yapmış ağaca ve bonus sandığımıza bakalım bonus sandıkta. Bizi neler bekliyor Papi Seed'inde? Evet bakıyoruz ve bu arada FOV'u çok arttırmamı istemiştiniz. Ben de FOV'u arttırdım. Papi Seed'inde bakın. Burada videoyu durdurmanızı istiyorum. Bir gizem çözdüyseniz ya da ilginçinize giden bir şey gördüyseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtmenizi istiyorum. Videodan çok şüpheliyim. Şu an kulağımda bir ayrı bir ses duyuyorum. Mikrofonum ayrı bir ses geliyor sanki ama umarım videoyu kaydediyordur. Sonsuz bir şekilde tabii ki. Neyse burada bir adet ponçik ineğimiz var ve biz bu ineği kesmeyelim. En iyisi kesmeyelim. İki tane inek var görmüş olduğunuz gibi bir tane değilmiş. Evet bu tarafa doğru gidiyoruz ve biraz önce videoyu düzgün bir şekilde kaydediyormuş ya onu test ettim ve düzgün bir şekilde kaydediyormuş arkadaşlar. Sorun yok. Hiçbir şekilde sorun yok. Devam edebiliriz oyunumuza. Arkadaşlar bu çimi kıralım öncelikle. Evet videonun sesini de biraz açtım çünkü sesi azmış. Onu fark ettim. Fark etmem de iyi oldu. Çünkü arkadaşlar oyunda ses olur, ilginç ses olur ya da Slenderman'e benzeyen çok yani bir önceki videomda Minecraft gizem videosunda
Slenderman sesleri falan duymuşsunuz. Yani hangi videodaydı? Recep İvedik videosunda mı neydi? Onları bana söylemiştiniz. Çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Gizemleri sizlerle birlikte çözmemiz benim için çok, yani nasıl desem, mutlu ediyor beni sizlerle birlikte, Sanamcı ailesiyle birlikte ve 67 binlik büsbül bir aile olduk. 70 bine doğru gidiyoruz. Kısa bir şey. Umarım 100 binleri görürüz. Bilmiyorum artık. Rüyalarımda 100 binlerde olduğumu görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz mutlu ediyor. Hadi bakalım, bu videoya sağlam like sayısı bekliyorum. Sizlerle birlikte daha çok Minecraft'ta gizem çözeceğiz arkadaşlar. Ve ben buraya düştüm ve nasıl çıkacağım? Çok güzel bir soru. Güzel bir soruya güzel bir cevap vermemiz lazım. Kill çekelim tabii ki de. Öldük. Bakın, doğduğumuz yer çok enteresan değil mi? Karanlık bir yerde doğuyoruz ama ne bileyim, bana enteresan geldi. Bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafta gizemli olabilecek şeyler varsa sizlere kayıt altına alırım arkadaşlar. Ve ben bu videoyu, hani bu seed'i doğruluğunu nereden anladım diye soracak olursanız, İspanyol bir kanalı takip ediyorum. Eğer ismini söylersem bu videomda telif atma durumu olabilir. Onun için bu haritanın doğruluğu, yani o da aynı seed'e girdiğinde bu şekilde bu harita çıkıyordu ve Papi çıkıyor. İnanılmaz bir şekilde pizzerli Papi çıkıyor. Çok enteresan, çok dikkatimi çeken konuydu zaten bu. Bakalım bu videoda, bizim videomuzda da Papi çıkacak mı? Çıkarsa çok güzel olur. Hani sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Bakın şunu Papi sandım bir an. Arkadaşlar Papi'yi görürseniz ya da Papi'nin sesine benzer bir şey duyarsanız videoda, onu bana söylerseniz çok mutlu olurum. Mesela birdenbire hayvan spawnlanıyor. Spawnlamalar da çok önemli. Spawnlandığı zaman bunu Papi yapıyor büyük ihtimalle, değil mi? Önceki videolarımda, Entity videomda da aynı şekilde olsun. Bu tarz şeyler, inanılmaz gizemli şeyler görüyorduk. Hacı olsun, gerek başka bir şeyler olsun. Hatta bir gizemli seed var. O gizemli seed çok özel bir zamanda gelecek. Şimdiden spoiler vermiyorum ama videonun konusu da şu şekilde. Yani seed'i açıyorsunuz. Yani çok şaşıracağınız bir şekilde Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor. Ama bu çok hoş bir şey değil mi? Bence, ne bileyim, güzel bir şey. Dikkatimi çok çekti. Böyle bir şeyin olması da enteresan ama bakın burada çok ağaçlıklar var. Bu da dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu montaj ederken ben dikkatli bir şekilde izleyeceğim. Eğer Papi'ye dair bir şeyler görürsem ya da gizemli bir şeyler görürsem onu videoda zaten başlara alacağım. Çok enteresan olabilir. Orada bir şey gördüm sanki. İnekmiş. Korktum lan. Birden, abi o ne? Ağaçmış. Abi harbiden korkuyorum. Ana! Bu ne? Dostum bu ne? Anam. Bu ne lan? Abi bu ne? Anam ben. Korktum. Ama abi kaç kaç. Oğlum bu yeni mi çıktı lan yoksa Minecraft'ta? Bilen birisi bana kesinlikle yorumlara yazsın. Ödüm bokuma karşı denizin içinde zombi mi olur? Ama Minecraft bayağı bir... Anam belan. Oğlum çok zor olmuş lan Minecraft. Bu ne? Denizde yaşanması mümkün değil. Harbiden bu ne? Dostum. Bayağı bir Minecraft uçmuş kaçmış galiba. Ama belki de bu size özgün bir şey de olabilir. Emin değilim, bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Neyse, dikkatinizi çeken bir şeyler var mı? Benim şu an dikkatimi çeken bir tek o deniz yaratığı oldu. Acaba bu seed'e özgü bir şey mi? Başka bir şeyden kaynaklı mı? Minecraft'ın güncellemesinden kaynaklı mı? Onun pek bir bilgim yok o konuda. Abi geliyor, yine geliyor. Yine geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar videoyu en iyisi burada noktaya alalım. Çünkü daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız bu tarz. Evet. Videoya kaydırıp like atarsanız çok mutlu olur. Abi konuşma özürlüsü gibi şu dudak sürtüşmeleri falan oluyor. Onun için kusura bakmayın. Bazı videolarda böyle oluyor. Anlamadım. Heyecanlı oluyor galiba. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz like konumu atarsanız çok mutlu olurum. Evet. Yorumlar kısmına da ve anahtar kelimemizi de verelim. Arkadaşlar Pap yazan herkesi kalp atacağım. Buradan söylemiş olayım. Pap yazanlar şimdiden kazandı. Yorumlar kısmına kalp atıyorum. Hadi 3 saat içerisinde Pap yaz, tamam mı? Hadi bu videoyu yayınladıktan sonra 3 saat içerisinde like at Pap yazanlara. Pardon, hem de videoyu kaydedip like atanlara kalp atacağım. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal, benimle kal. Bu videoya 1000 like bekliyorum. 1000 like sonrasında yorumlarda en çok beğenilen seed'e gireceğim, tamam mı? Ya da Samsung seed de olabilir. Hadi. Ne kadar yaratıcılığınız size bağlı. Hadi. Çok yaratıcı sanalcı ailem var benim. Bir tane ailem var gerçi. Sadece ailem. O da sanalcı ailem var. Evet. Koskocaman sanalcı ailesi. Yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bye bye. Surprise, but six, 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 but